Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Sizlere şambali tatlısının tarifini vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi irmik, 2 bardak yoğurt, 1 bardak şeker, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozundan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Evet, öncelikle irmiğimizi boşaltıyoruz, 500 gram. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu tatlıda yağ yok, un yok, yumurta yok. Sadece 3 malzemeyle yapacağız, gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi dolu dolu 2 bardak yoğurt dökelim arkadaşlar. Su eklemiyoruz, yağ eklemiyoruz, yumurta eklemiyoruz. Sadece 3 malzemeyle muhteşem bir tat elde ediyoruz arkadaşlar. 2 bardak yoğurt, su bardağı yoğurt yeterli. Evet, 1 su bardağı da şekeri ekliyoruz. Ekledikten sonra 1 paket şekerli vanilini ekliyoruz arkadaşlar. 1 paket kabartma tozunu da ekliyoruz. Bu şekilde. Ardından karıştırıyoruz. Su eklemenize gerek yok, dediğim gibi kendisi karıştırdıkça özleşecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iyice özleştirdikten sonra hazır bir kıvamda beklemiş olacak. Şöyle İyice özleştirdikten sonra bunu biz bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi cam fırın kabımıza, bu kadar yağ demeyelim de, tabanına yapışmayacak şekilde yağımızı biraz yayalım. Şu şekilde katalım. O yağ zaten çok fazla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağımızı iyice yaydık kenarlarına. Ardından döküyoruz. Şu şekilde. Rengi çok güzel, harika. Kıvamı da çok güzel. Sıvı olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde katı olacak. Yumuşak bir kıvamda olacak. Evet arkadaşlar, fazla dibini bastırmayacak şekilde, camı çizmeyecek bir şekilde kestim. Dörder parça halinde. Ve üzerlerine birazcık ceviz ekleyeceğim arkadaşlar. İsteğe göre isteyen fındık, fıstık koyabilir. Sizin kararınca kalmış. Şöyle ekliyorum arkadaşlar. Hafif batık bir şekilde. Çok da batık olmayacak. Üzeri gözükecek bir şekilde. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, dilediğiniz miktarda ayarlayıp düzüp katabilirsiniz bu şekilde. Dizdikten sonra arkadaşlar 180 derecelik bir fırına vereceğim şimdi. 5 dakika öncesinden açtım fırımı. Evet arkadaşlar, 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker. Ardından 1 adet limon ve rendelenmiş limon kabuklarını ekliyoruz arkadaşlar. Dört su bardağı şeker, dördüncüyü de ekliyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte. Bu şekilde. Yavaş yavaş. 5-10 dakika boyunca kaynamaya yakın altını kapatıyoruz arkadaşlar. Bu arada da fırında şambalimiz kızarıyor, pişiyor. Evet. Bu şekilde. Altı kısık bir şekilde bekletiyorum. Ara sıra karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar,
Fırından çıkarttım. Kızardı. 10 dakika oldu. Dinlendirdim. Şerbetimi de 10 dakika dinlendirdim. Şimdi ise şerbetini yavaş yavaş döküyorum. Bu şekilde. Bu size verdiğim tarif arkadaşlar. Tam tarif. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şerbetin de üstüne döktüm. Hiç korkmayın, biraz geç çekiyor şerbetin içine. Şerbetini döktükten sonra dolabınızda, soğuduktan sonra dolabınıza en az 2 saat bekletin arkadaşlar. Ondan sonra servis edin. Dedim. Evet arkadaşlar, ben çok az fazla pişmiş sevmediğim için hafif kızarık yaptım. Benim videom buraya kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Afiyet olsun.